Tabii ki iç saha karşılaşması. Özellikle ilk yarıda daha istekliydik oyun içerisinde. Rakibimizin geçişlerden yine hızlı bulduğu pozisyonlar zaman zaman kalemizde tehlike yarattı. Çok net olmasa da ilk yarı 1-0'lık üstünlük. Özellikle top bizdeyken 10 kişiyle kendi sahasına yerleşen rakip vardı. Buralarda benim de isteğim takımından, oyun içerisinde de kenardan özellikle yine topa sahip olmak ama bir yandan da oyun yönü değiştirerek rakip kaleye gidebilmekti. Burada zaman zaman yine top kayıpları yaptık. Aslında bizden topu almaya çalışmayan bir takıma da zaman zaman topu kaybedip kendi kalemize kadar gelmelerine yol açtık. İkinci yarı benim görüşüm daha çok şans bulduk. Rakip kalede daha çok şans bulduk ama ceza sahası çevresi ve ceza sahası içinde yanlış tercihler yaptık. Kendi kalitemizde işler yapabilseydik ikinci golü bulup çok rahat bir maç geçirebilirdik. Bunun yanında rakibimiz ilk maçta da bunu bize net bir şekilde gösterdi. Topu el kazandıklarını çok etkili bir şekilde hücuma çıktılar. Birbirlerini çok iyi tanıyan ve özellikle çok fazla hareketli olan koşu oyun içerisinde de bunu gördük. Ve verdiğimiz pozisyonlar oldu. Özellikle 1-1 sonrası da belki biraz baskı üzerimizde oluştu. Ama son 10 dakikalık bölümü daha net, kolay bir şekilde atlattık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Avrupa Ligi'nde de başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bize gelince tabii ki tam takım değiliz. Çok fazla eksiğimiz var. Özellikle bizim için kilit oyuncular, yani bunu maç öncesi veya daha önceden söyleyeceğim bir şey değildi ama şu anda tabii ki bugün baktığımızda kenardan özellikle kanat oyuncusu anlamında sadece Barış'ı kullanabildik. Bakamoyu oraya attık. İki tane çok iyi kanat oyuncumuz var ama şu an hazır olmadığı için bizle beraber değil. Yunus'u ilk maçtan sonra göndermek zorunda kaldık. Yunus uzun zamandır gitmek istiyordu. O maçı oynadıktan sonra gitti. Tabii ki keşke bugün kadromda olsaydı, Yunus gibi bir oyuncuyu kullanabilseydim. Micho aynı şekilde ilk maçta oynadı. Bu maçta da kullanmak istiyorduk ama onun da transferle ilgili görüşmeleri var. Belki o da aramızdan ayrılacak. Bununla ilgili de ufak da bir sakatlığı vardı. O da bugün sakatlığından dolayı bizle beraber olmadı. Yani diyeceğim çok hazır olmadığımız, belki tam kadro olmadığımız ama Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele ettiğimiz, iki maçta da kazanarak bitirdiğimiz, ülke puanı için önemli bir katkı, Galatasaray için önemli bir katkı, hem maddi hem manevi anlamda bizim için önemli bir değer Şampiyonlar Ligi. Bundan sonra Eylül ayı bizim için çok daha iyi olacak. Gaziantep maçıyla milli takım arasına gireceğiz. Bu bizim için hem nefes alma hem oyuncularımızın kendi performanslarını da yukarı çekmesi, hem de hazır olmayan oyuncuları hazırlamak, bir yandan da transfer eksiklerimizi tamamlayıp milli takım arası sonrası çok daha iyi bir duruma geleceğimizi düşünüyorum.